Şimdi geçen şey ötürü akşam balkonda çıktım gece 3. Allah gör beni, Allah gör beni diye kadın böyle feryat ediyordu. Korktum, bağlamadım. Şimdi böyle şuna değineceğim. Şimdi Allah müşrik münafıkların özelliklerine. Her zaman Allah derler, Allah'a inandık derler. Ama kendi dinlerine de inanmazlardı. Yani şimdi sen kendi dinine inanıyorsan, samimiysen Kur'an okuyacaksın. En büyük cihadın budur. Ve öncelikle insan olmaya çalışacaksın. Yani Musa der ki, beyinsizler yüzünden hepimizi helak mı edeceksin? Yani İslam böyle bir dine inanmanın ilk şartı beyindir. Yani aptalların zaten dini olamaz. Onlar bilinçsiz hayvandırlar. Yani mesela solcu ateistli arkadaş, sonra bir baktım tesettürlü avrat almış, AKP'li olmuş. Neden? Çünkü atanamıyordu bu adam. AKP atayınca adam oldu. Şimdi 5000 batıda menfaat doğrultusunda, yani bunlar hayvandır yani. Yani kim güçlüyse ondan olurlar. Ama doğru mu yaptıkları? Doğrudur. Ama tabi Çerkezler aptal mı? Tabii ki değil yani. Şimdi sen bir Ermeni Yunan dönmesi kadar benim de kafam çalışır yani senin. Ben her türlü Rusya'da yine devletimi kurardım yani, bunlara hiç gerek kalmadan. Rusya'nın içten bir savaş olduğunda Rus bayrağı alır. En arkada ben savaşırdım. Kefenimi giydim diye gaz verirdim Ruslara. Ama anlatabildim mi ben her halükarda? Zaten ben Kafkasya mı, Çerkezistan mı, Çerkezya mı kurardım yani işte bu işler, ama öyle olmuyor maalesef. Bir Allah denen bir varlık var, melek denen bir varlık var, şeytan denen bir varlık var. Bu dünya sınav yeri. Ne diyordun? Ne diyordun? Uykum geldi, sigara içmedim. Ne diyordun? Yani şimdi sen Allah gör beni. Allah Allah, müşrikler de Allah der yani. Şimdi ölürken kelime-i şehadet getiriyor adam. Ya senin Allah'a hakarettir bu ya. Şimdi sen filmlerde böyle aşılarlar. Ya şimdi niye savaşları dine çekmek için? Şimdi kardeşim, Allah bilmiyor mu senin nasıl yaşadığını? Yani sen Allah'la dostik mi geçiyorsun tekrar ölürken? Kelime-i şehadet getiriyorsun. Zaten müşrik münafıklar da kelime-i şehadet getirir ki yani. Onu sesli getirmenin de bir anlamı yok ya. Yani. Bunu da söylemiş oldum. Başka Mevlüt diye bir şey zaten yok. O kendi reklamını yapıyor. Adam ölmüş, 40 gün sonra Mevlüt-i Şerif varmış. Kendi amaç kendi reklamını yapmak. Anlatabildim mi? Gelelim Kur'an okuma yarışmalarına. Kur'an söz sanatı, söz kitabı değildir. Kur'an'ı sadece imam müftüler okumaz. Kur'an'ı yanık sesliler okumaz. Kur'an bir şiir kitabı değildir. Anlatabildim mi? Ve zaten şairlerin arkasına, peşinde en azgınlar gider diyor Allah. Bu yüzden zaten bazı sanatçılar özellikle şiir okur. Böyle duygusal duygusal şiir okur. Zaten misal Deccal öyledir ki her şeyi ters düz etmiştir. Mesela bir türkücü verir sana damarı, verir sana aşk hikayelerini, verir sana aşk şarkılarını. Kendi her gördüğü kızla yatar ama sana
Aşk, sevgi, Leyla ile Mecnun seni bu şekilde aptallaştırır. Anlatabildim mi? Şimdi mazlum zalim olayına gelelim. Şimdi kimin mazlum, kimin zalim olduğunu bir insan karar veremez. Yani ona karar verecek olan Allah'tır. Şimdi mazlum diye bize gösterdikleri fakirler, hep savaşta yenilenler olarak gösterdikleri için ve özellikle savaşlarda en garipleri, fakirleri öne attıkları için böyle oluyor. Anlatabildim mi? Yani ancak azı verir bunlar, savaş çıksa kaçar. Mesela 15 Temmuz muydu, Gezi miydi? Yarısı bankamatiğe gitti güya. Savaş çıkacak, bunlar para çekecekti. Mantığa bak, Ermeni Rum ucuran dönmelerini. Ne güzel, Amerika ile ortak ol. Abi kafir Amerika, kafir Amerika. Sen gestos. Ama böyle bir yere kadar anlatabildim. Yani mazluma, zalime kimse bir karar veremez. Senin zalim gördüklerin, mesela Stalin, onlar belki de masum olabilir. Senin zalim gördüğün belki Hitler masum olabilir. Anlatabildim mi? Zamanım varken birkaç konuya da değineyim. Mesela Yecüc Mecüc konusuyla çok uğraşırlar. Yecüc ve Mecüc geçmişte yaşamış kavimdir arkadaşlar. Geçmiş bitmiş, olmuş bitmiş, yaşanmış bitmiş. Yaşanın da bitti, saygısızca derler. Geçmişe mazi derler, anlatabildim mi? Yecüc ve Mecüc geçmişte kalmış bir olaydır. İşte yok, iki kavimin arasında set döşedi, bakır üstüne bir şeyler, orada ayetlerin mealleriyle büyük ihtimal oynuyorlar. Benim tahminim orada Zulkarneyn kılıç yapıyor onlara. Benim böyle demir eritiyor, üstüne bakır döküyor. Yani kılıç yapıyor ama onlar gizemli olsun diye meallerini değiştirmiş olabilirler diye düşünüyorum. Böyle millet böyle düşünsün, kafayı yesin diye. Yecüc Mecüc ne? O ne? O set nerede? Sağda mı, solda mı? Mesela Firavun'un cesedi nerede? Bunu da aynı şekilde yaparlar. Yani şimdi çürümeyen ceset ne olur arkadaş? Ha, ardında gelenlere Allah ibadet olsun diye bıraktım diyor. Cesedini geri. Ha, bu kimdir? Kalan Firavun ırkıyla İsrailoğulları ve orada yaşayan halk içindir yani. Bu bir kuşaktır, iki kuşaktır yani. Zaten böyle cesedin çürümemesinde keramet olsaydı şimdi insanlar onu da yapıyor. Böyle bir ilaca sürüyorlar, hiç çürümüyor yani. Anlatabildim mi? Yani Firavun'un çürümeyen cesedi diye gösterdikleri şeyler de yalan. Şimdilik aklıma gelen şeyler bu kadar arkadaşlar, kapatıyorum.